Şimdi Beşiktaş derbisindeki polemiğe gelmeden önce az önce bahsettiğim gibi ben de sana tam olarak Markaan'ın performansını sormak istiyordum aslında. Senin kişisel olarak Markaan'ın performansı ile ilgili görüşlerini öğrenmek isterim. Şimdi Marka ile ilgili bence Galatasaray'ın tartışmasız en iyi oyuncusu, en değerli oyuncusu ve Kesinlikle. Markay bir oyuncu gibi düşünmeyelim. Markay'ın gelişiyle bir kere Nelson çok iyi oynamaya başladı. Gerçek yeri sağ stoperi buldu. Oyun kurmayı Markay'a bıraktı. Markay'ı salt top tekniğiyle değerlendirmeyelim. İnanılmaz iyi sezileri, top kapma becerisi var ki Gaziantep maçında bütün istatistiklerde ikili mücadele, sahipsiz top kazanma, pas arası yapma, ön taraftaki Berkan'ı rahatlatıyor. Arkasındaki Muslera'yı rahatlatıyor. Galatasaray'ın bence en önemli oyuncusu. Bu bir. İşin istihbarat kısmından paylaşacağımız şeyler şu olacak. Kadro dışı kaldığı dönemde takım içinde en büyük desteği, şu an performans her ne kadar Galatasaray taraftarını memnun etmese de Patrick van Aanholt'tan gördü. 31 yaşında tecrübeli bir oyuncu diyebiliriz, bu transfer dönemindeki tek istisnaydı. Yani takım arkadaşlarının sırtını döndüğü diyelim, haklılar da. Sonuçta Kerem'e yaptığı hareket az buz bir hareket değil. Sağ içinde, maç içinde. O periyotta en çok Fana Anolt'un desteğini gördü. Fatih Terim bu süreci iyi yönetti. Oyuncuyu önce bir yönetim tarafından 120 bin euroydu sanırım. Ciddi bir ceza. Üstüne bir ay takımdan ayrıydı ama o milli ara Eylül ayındaki takıma dönüşü. Lazio maçıyla oynamaya başlayışı. 8 hafta ligde yoktu Melisa. Bu istatistikleri ben önemsiyorum. Marcao'su 8 maçta 12 gol yiyen Galatasaray var. Yani 1,5 gol ortalaması. Bir de Markaan'ın olduğu 3 Avrupa Ligi maçı, Giresun, Beşiktaş ve dünkü Gaziantep maçı da ligde bu 6 maçta da sadece 2 gol yiyen Galatasaray. Yani siyahla beyaz kadar fark var. Son olarak istihbarat olarak da şunu paylaşalım. Kadro dışı kaldığı dönemde iki takımdan teklif aldı Markaan. Biri İtalya'dan Napoli, diğeri Rusya'dan Krasnodar. Napoli'nin teklifi Markaan'ın Süper Lig'deki cezası İtalya'ya devam edeceği için kiralama üzerineydi. Yani bonservis bir teklif değildi. Bu yüzden Galatasaray tarafından kabul görmedi. Krasnodar'ın teklifi bonservisti. 8 milyon euro gibi bir rakam. Bu rakam da Galatasaray tarafından yeterli görünmedi. Ocak ayı içinde ben Galatasaray, yani astronomik bir teklif gelmedikçe Markay satacağını düşünmüyorum. Zaten geçmiş yönetimde hatırlarsın, 13 milyon euroya Roma'dan gelen teklif Markay için değerlendirmemişti.